Telefonun da konumu fena olmadı sanki. Evet evet iyi. Şu an TOG T12'sin içindeyim. Yakında sadece TOG diyemeyeceğiz. Şimdi TOG denince tek bir kasa akla geliyor. O da SUV modeli. Seneye TOG'un içindeyim deyince açıklamalıyız. 10F'deyim, T12'deyim falan gibi. Neyse malum fastback tasarımı yeni TOG'da çıktı. Bugün de sohbeti böyle yapalım dedik. Bunu da hatta yorumlarsanız iyi olur. Bu sohbet serisinin belki 5. belki 6. videosu olacak. Genelde TOG şeklinde çekim yapıyorum. Şimdi ben girdim kadraja. O TOG'un ekranının tam arasına oturtturdum telefonu. Güzel bir şekilde çekiyor. Şu an TOG'u bugün %100 batarya dolduğundayken aldım. Zaten şarjı kesmişti. Şu an %94 batarya dolduğunda da profil değerim 384. Çok devirli, rahat kullanınca malum araca tüketimi çok artıyor. Çevrende bazı arkadaşlarla böyle muhabbet ettik falan. Genelde eco modunda kullanıyorlar. Bilmiyorum, ben normalde atak kullanmayı, seri kullanmayı seviyorum. Gaza bastım mı şu imelenme hoşuma gidiyor benim. Yani bu benim bütün arabalarımda bu duyguyu tatmak istedim. Yani çok geçmişte bile 15 sene bile önce 200 beygir üstü arabaları biniyordum. Audi'nin serisini hemen hemen motor serisinin hepsini deneyimleme imkanım oldu. 2.0 turbo FSI'la da bayılırım. 3.0 TDI 6 silindir muazzam bir motor. Gibi gibi. Bunlar içten yanmalı. Fosil yakıtlı artık adına ne dersiniz? Elektrikli olmayan arabalardı. Hala günümüzde olan çok da başarılı araçlar. Elektrikte bence herkesin bir soru işareti var elektrikli arabalarda. Ne olacak, ne bitecek? Zaman gösterecek ama şu tayfayı çok merak ediyorum. Şu tayfa, yani bak göreceksiniz ne olacak, elektrikli arabadan araba mı olurmuş canım, ben yakıtımı koyarım bir dakikada yoluma bakarım falan. Bir iki arkadaşla şu lastik mevzusunu falan konuşmuştuk. Elektrikli arabaların lastik mevzusunda şöyle bir detay var. Aslında sadece elektrikli demek de bitmiyor. Elektrikli arabalar genelde batarya taşıdığı için biraz ağır. Ağır olduğu için lastik yanaklarının X-Starch ya da Double X-Starch olanı tercih etmesi gerekiyor araç sahiplerinin. Bu ne demek? Bu aslında birçok diğer arabalarda da olan şey. Lastik yanakları dediğimiz aslında arabayı taşıyan lastiğin kenarlarındaki katman. Round flatlerde burası biraz çeliktir. Çelik olduğu için patladığında o yanaklar çökme yapmaz. Ama bazı arabalarınki tek kattır, bazı arabaların çift kattır falan. Kenar kalınlığına bakıyoruz. Kenar kalınlığı elektrikli arabalar için önemli. Çünkü elektrikli arabaların hepsi ağır. TOG 2.230 mı 280 böyle bir ağırlığı vardı. Hani benle beraber neredeyse 2.5 ton diye düşünüyorum. Ben biraz ağırımdır. Neyse haliyle lastik çok önemli bu konuda. TOG'un üzerindeki lastik Lassa. Lassa'nın yaz performansını çok beğenmemiştim. Çok sarıyordu ama kış performansı iyi. Yağmurda en azından daha iyi. Yol sesini içeri alıyor mu desem, yani öyle rahatsız edici bir ses yok arabanın içinde. Ama benim tavsiyelerimi dinlerseniz, benim daha doğrusu tecrübe ettiğim lastiklerden bahsedecek olursam, kış lastiği konusunda çok beğendiğim bir lastik var. Continental'in. Aslında kış lastiği demek yanlış olur. Continental'in All Season Contact diye bir lastiği var. Bir arabamda kullanmıştım. Tadı damağımda kaldı. Başka araba aldığımda yine aldım. Yani bir lastik o kadar başarılı ki kışta kar üzerinde bile muazzam gidiyor. Yazın da çok başarılı performansı vardı. Continental'in All Season Contact serisine bayılıyorum. İkisi 2 yıl aracın üzerinde kalmıştı. 2 yılda bile baktığımda hala yeni gibi duruyordu. Yani yıpranma payı da çok uzun. Yani böyle şimdi karalamayayım, İşte pet lastiği, ne bileyim Leykendi, Taurus'tu gibi böyle markalar var. Hepsi zaten işte Michelin'in, Bridgestone'un markası olur. Yani şu Leykendi, Taurus. Ya bu işte Bridgestone'un ikinci kalitesi ya, işte ne bileyim Endonezya'da üretiyor bunu falan gibi böyle şeyler var, muhabbetler var. Hep duyuyoruz. Ben deneyimledim birçok lastiği. Lastik fiyatlarına bakın. Eğer diğer markalardan iki katı fiyat farkı varsa, o bilin ki şöyle, yani mesela bir lastiği alacaksın, 3 yıl bineceksin. Kilometrelerini bilmiyorum tabii, çok kilometre yapıyorsun, daha kısa da bir sürede aşındırabilirsin.
bir lastiği alırsın, bir yıl binersin aynı kullanımda. Ortalama yıllık 20 bin kilometre yaptığını farz ediyorum. İşte bir tanesini alırsın, 3 sene binersin, 4 sene binersin, birini alırsın, bir yıllık ömrü vardır. Aslında yani ucuz eti, yahnizi her yerde kalitesi belli oluyor. O yüzden Continental bu konuda çok başarılı. Bridgestone çok başarılı. Runflat serilerini özellikle tavsiye ederim. Potenza serisi çok başarılı. Michelin biraz yumuşak bir lastik. Geçmişte başıma gelmişti. Bir çukura girdiğinde yarılmıştı lastikler. O yüzden o günden beri Michelin'i tercih etmedim. Çünkü yumuşak lastik. Brad Einstein diye spor arabalar için, spor araba markaları için üretilen bir lastiği Audi TT aracında kullanmıştı. Sonra yine performansı beklediğim bir araba için daha iyi var. Öyle diyelim de hani toparlayalım, kimse de, kullanıcılar da zoruna gitmesin, üzülmesin. Marka sahipleri de niye kötülüyorsun demesin. Ama iyisi de var. Bir şeyin daha da iyisi var. Daha da iyisi var. İnsanın iyi beklentisi, kalite beklentisi her geçen gün artıyor. Bunun bir sonu yok arkadaşlar. Sonuç olarak bugünkü muhabbetimizde biraz lastikten olmuş olsun. Lastik tercih ederken aslında şöyle net bir ayrım yoktur. İşte dizel arabalara şunu alın, elektriklere bunu alın, benzinlere bunu alın diye bir ayrım yoktur. Lastiğin dünyası lastiktir yani. Onun ham maddesi de kullanılan kaliteye göre de, o içindeki PP'nin kalitesine göre değişiyor. Tabii ki kullanılan ham maddenin yoğunluğu, plastiğin kalitesi de kullandığın lastiğin ömrünü çok etkiliyor. O yüzden elektrikli arabalar sürtünme katsayısının az olması için tasarım dizaynı biraz farklı oluyor. İşte yük taşıma yanak kalınlığı biraz farklı oluyor. Sadece bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Benim aşağı yukarı işte 20 yıllık deneyimim bu yönde oldu. Saydığım, not aldığım markalar, bir numarada Continental All Season Contact. 4 mevsim kullanacaksam alacağım ilk lastik. Yani TOG'da şu anda lastik değişimi yapmadım. Şu an ihtiyaç duymuyorum ama yarın lastik değişimi düşündüğümde TOG'a bakacağım, lastik o olacaktır. Sonrasında performans istiyorsan Pirelli Pizero çok başarılı. Bridgestone, Potenza, Runflat çok başarılı. Onun haricinde işte başka markalar da var. Dunlop var. İşte ne bileyim Michelin var. Sayamadığım Hankook var. Ya bunlara da kötü diyemem ama ben deneyimledim lastiklerden bahsediyorum. Dunlop da çok eskiden bir Audi A3 aracım vardı. 15 sene falan olmuştu. Bir kere Dunlop almıştım. Güzel lastikti. Hatta hiç unutmam. Otobandayken işte 4 şerit yolu tek şeride indirmişler. Yol çalışması vardı. Saatte hızım 180-190 kilometrelerdeydi. Hatta izlerse bu videomu da Ahmet kardeşim vardı yanında. Ahmet Yıldırım kardeşim vardı. Onunla beraber bir tatil dönüşündeydik. Antalya'dan geliyorduk. Saatte 180 km hızla falan bir anda otoban karşı şeride vermişti. Hiç unutmuyorum. Frene bassam dalacağım belli. Ben ne yaptım? Dönmeyi denedim ve döndü. Onda da lastik Dunlop'tu. Yeni bir lastikti. O yüzden lastiği çok ciddiye alın. Lastiğe önem verin. Arabanızın lastiği çok önemli. Kazaların neredeyse %80'i lastik yüzünden oluyordur. Özellikle bu havalarda. Lastiğinizi değiştirin. Hava soğuduysa kışlık lastik alın. İşte lastiğiniz eskidiyse, canınızı sokakta bulmadınız, yeni lastik alın. Buna bütçe ayırın. Buna para harcayın. Önce ben arabayı almadan her zaman, yani ilk işim bakımdan önce lastik olmuştur. Bazen direkt lastik siparişimi de veriyorum. Hatta şu anda işte lastik borsası mı? Öyle bir site var. En son aldığım lastiği oradan aldım. Hatta ücretsiz lastik hizmetleri var. Sponsorlu bir şey değil ha. Öyle bir sponsorluğum yok ama. Yani internetten bulun, alın. Yıllarına bakın. Her bir lastiğin 5 yıl aslında raf ömrü vardır. Kilometre değeri de kullanıma göre ilintilidir ama 50 bin kilometre derler. Bu da aklınızda olsun arkadaşlar. Bugünkü sohbet mevzumuz da lastik oldu. Poğaça kim mi yapsam? Bu tarz bir muhabbete girsek
yorumlarsanız benimle yönlendirmiş olursunuz. Beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz es geçin. Ben keyifle çekiyorum videoları. Başka sohbet etmemizi istediğiniz konular olursa da yazarsanız yorumlara. Ben de ciddiye alırım, bildiğim şeyleri paylaşırım veya araştırırım. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.